Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Visual Studio 2019'un nasıl yükleneceğini göstereceğim. Tarayıcıyı açıyoruz. Visual Studio 2019 diyorum. Microsoft'un kendi sitesine yönlendiriyor. Şimdi Microsoft'un sitesi açıldı. Buradan ücretsiz Visual Studio'ya tıklıyorum. Buradan 3 farklı seçim olarak indirme işlemi yapabilirsiniz. Visual Studio Community, Visual Studio Code, Mac için Visual Studio. Yani eğer Apple bilgisayarlarınız varsa Mac için bu ayrılan bölümden indirebilirsiniz. Visual Studio Code dediğimiz kısım ise tüm işletim sistemlerinde kodları düzenleme ve derlemeye, yani hataları ayıklamaya olanak sağlıyor. Bizim ihtiyacımız olan Visual Studio Community daha çok öğrenciler ve geliştiriciler için ücretsiz bir şekilde sunulmuş bir platform. O yüzden Visual Studio Community'ye indir diyorum. Evet, indirme işlemi tamamlandı. Yükleme işlemi çok uzun sürüyor. Bu sizin internet hızınıza ve bilgisayarınızın işlemci performansınıza göre değişebiliyor. O yüzden videonun uzamaması açısından ben bir kısmını gösterdikten sonra hızlandırmayı alacağım. Şu anda gerekli dosyalar için yükleme ekranını çalıştırıyor. Evet, şu anda dosyalar indirildi, açılıyor ve yükleniyor uyarısı aldım. Yükleme ekranı açıldı. Eğer ki farklı sistemleri geliştirmeyi planlıyorsanız buradan ASP, .NET web geliştirme, Azure, Node, Python ve benzeri kodlamaları seçebilirsiniz buradan. Bizim ihtiyacımız olan .NET masaüstü geliştirme ve evrensel Windows platformu geliştirme, C#, Visual Basic gibi programları geliştirmek için bunları seçiyorum. Toplam yükleme boyutu şu anda 16 GB. Olarak tanımladı. Dediğim gibi bu sizin internet hızınıza ve bilgisayarınızın işlemci kapasitesinin hızına göre değişebiliyor. Şimdi ben yükle diyorum. Evet, şöyle yapalım. Bayağı bir uzun sürecek çünkü yükleme işlemi. Video uzamaması açısından yükleme işlemi bittikten sonra ben size geri döneceğim. Evet, şu anda bütün yükleme işlemleri tamamlandı. Visual Studio'yu şimdi başlat butonu karşımıza geldi. Şimdi Visual Studio'yu bir başlatalım. İlk açılışta sizden Microsoft hesabı isteyecek. Eğer Microsoft hesabını girmezseniz size bir aylık deneme sürümü tanımlıyor. Microsoft hesabınızı girdiğiniz zaman ücretsiz bir şekilde ömür boyu kullanabiliyorsunuz programı. Şimdi açılmasını bekliyorum. Evet, şu anda benim bilgisayarımda Microsoft hesabım açık olduğu için otomatik olarak tanımladı o hesabı. Eğer sizin de bilgisayarınızda Microsoft hesabınız otomatik olarak açıksa hiçbir işlem yapmadan ömür boyu kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Bugün sizlerle birlikte Microsoft Visual Studio 2019 sürümünün nasıl yükleneceğinden bahsettim. Birkaç tane püf noktalarına değindim. Onun haricinde kanalımda devam etmekte olan C# serimiz var. Sağda veya solda çıkacak olan kartlardan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.